Müşkeri çekti mi? Darkalemiz'in sokakları adından da anlaşıldığı gibi dardır. Bir araba anca geçebilir. En çok tarihi nerede var? Tamam. Bülent devamlı görürlermiş. Evet. Bir gün çoban bir gitmiş bir daha gelmemiş. Kadın onu hep orada beklemiş. Onu canlandırdık burada. Onun hikayesini canlandırdık. Tamam, onun hikayesini canlandırdık. Normalde bu şey çok, onun gibi çok bizde. Yani bu evde mesela sadece bu değil. Bu yan tarafa doğru gidiyor. Evlerimiz büyük olduğundan. Küçük ev hiç yoktu bizde. Büyük iki katlı, üç katlı evler. Telefon bunda vardı eskiden. Yani telefonda herkes asker arayacak da konuşacağım diye beklerdi. Bunun çayı çok güzel olur. Bilmiyorum, duydunuz mu? YouTuber. YouTuber mu? He, meşhur bir hoca. Muhakkak. Ama gitsin be. Böyle olanlar da. Yapalım abi. Bazı evlerimiz de işte görüldüğü gibi kullanılmayacak halde. Altından geçmeye bile korkuyor. Eski yollarımız da aynı bu şekildeydi. Bunu da yaptırmadık ki hani bir tarihten bir eser kalsın. Anlamı kaldırımlı yollarımız. Buradan da yeni yola geçiyoruz. Sattılar. Darkalemiz adından da anlaşıldığı gibi yollarımız, sokaklarımız dar. İki tane kalenin dibinde bazıları saklı köy diyebilir. Hiçbir yerden gözükmeyen bir köyümüzdür. Tarihi çok eskidir. Evlerimiz de tabii eskidir. Aynı zamanda çok tarihi bir evlerimiz vardır. Mahallemizde şu anda nüfus 77. Fakat yazın bu nüfus 100-120-130'lara kadar çıkıyor. Bir de bu koronadan sonra nüfusumuz, köylere talep çok arttı. Hem arazilerimiz olsun hem evlerimiz olsun talep çok arttı. Nüfusumuz gitgide artıyor. Bundan yana da gerçekten biz mutluluk duyuyoruz. Darkele görmelerini için arzu ediyoruz. Yani gelsinler görsünler. Kırkılığımız var. Kırk tane oğluğumuzdan güldür güldür buz gibi suyumuz akar. Karpuz çatlatan derlermiş eskiden. Nasip olursa da herkesi bekliyoruz yani Darkele'mize. İnşallah buyursunlar gelsinler. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Ama bu hasta bir koronadan dolayı biraz turist sayımız azaldı. Ama inşallah bu hastalık gelip geçtikten sonra gene aynı şeyi yakalayacağız. Camimiz zaten bir 10-15 senedir kullanılmamaktadır. Zaten 3 tane de camimiz var. Bunun sadece bir tanesi. Yazın biri, kışın biri kullanılmakta. Bu camimiz kullanılmamaktadır. En son üzerine boş bir ev gene, aynı zamanda harabe bir evin duvarı camimizin üzerine yıkıldı. Yıkıldıktan sonra caminin duvarı da yıkıldı tabii. Bunun üstüne yağmur, çamur derken camimiz bu hale geldi. Ama inşallah önümüzdeki günlerde camimiz eski haline kavuşacak. İbadete de inşallah açılır. Camideki durum Sayın Vekilimiz Mehmet Ali Özkan'ın katkılarıyla, aynı zamanda belediye başkanımız Ali Tulum'un da katkılarıyla önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmaları başlayacaktır. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yani bir an evvel olsun. Turizm çok önemli. Yani bu şimdi eğer evler tamamen restore edilmiş olsa
Buraya zaten şu anda bile, şu halindeyken bile yerli ve yabancı turistler geliyor. Burada Japonlar dahi geldi, burada düğün yaptılar. Japon düğünü oldu burada. İki tane genç evlendi. Yani dışarıdan çok gelenler var ama tabii evler, restoran gelirse daha çok, daha iyi olur. Yani imkan dahilinde devletimiz başka daha yerli, başka yerlerde acil yapılması gereken yerler yoksa bizim buraya da biraz el atılmasını diye talep ediyoruz yani. Normalde camimiz bu halde değildi. Restorasyon için Anıtlar Kurulu'ndan geldiler ve zemin testi çalışması yapıldı burada. Üst taraftaki evin duvarı göçünce camimizin de duvarı içeri doğru göçtü. Bütün yığıntı da içeri geldi. Sitanın olduğu için de bir çalışma yapamadık.